Arkadaşlar diziler içindeki verileri sıraya sokacağız. Sıralama. Bunun için de dizilerin içindeki verileri sıraya sokmak için Array Sort isimli bir metodumuz var arkadaşlar. Evet. Array Sort ile arkadaşlar dizilerin içindeki verileri sıralayabilirsiniz. Bunun için yine diziler isimli projemin üzerinde yeni bir class oluşturup yeni bir dizi örneği yapacağız. Bunun için de diziler sıralama diyelim. Evet, dizileri sıralama olsun arkadaşlar. Yeni bir dizi oluşturarak işe başlayacağız. Integer diyorum, tam sayı veri tipinde arkadaşlar farklı bir şekilde bakın diziyi tanımlıyorum. Dizi diyorum. Az önce dizi dedikten sonra arkadaşlar dizimin elemanlarını içine yerleştireceğim. Bunları sırasız bir şekilde yerleştirelim. 1,6,8,3 dedim. Ve küme parantezimi kapattım. Komut satırımı noktalı virgül ile sonlandırdım. Şimdi bu dizinin içindeki elemanları sıralayalım. Bunun için kullanacağımız metot array short arkadaşlar. Array short. Evet bu. Ve dizimizin adını yazıyoruz içine. Yazdım. Ve burada arkadaşlar dizinin elemanları sıralandı. Bu elemanları görmek istiyorsak yine for döngümüzden faydalanacağız. Evet, for döngümüzden faydalanacağız. For döngümüzün içinde bir sayaç tanımlıyoruz. Bu sayaç i oluyor. İ'nin içine de bir sıfır sayısı atıyoruz. Ve daha sonra bu i nereye kadar çalışacak? Dizinin boyutuna kadar çalışacak arkadaşlar. Evet, dizi length diyoruz onun için. Sonra for döngüsü her çalıştığında i'nin değerinin birer artmasını istiyoruz. Ve dizinin içindekileri görmek istiyorsak arkadaşlar sistem out println kullanacağız. Ve dizi köşeli parantez içinde i diyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar dizinin içindeki elemanlar sıralanmış mı? Görelim mi? Görelim. Çalıştırıyoruz. Çalıştırdık. 1, 3, 6, 8. Halbuki ilk başta neydi? 1, 6, 8, 3'tü. Evet. Array short arkadaşlar verileri sıraladı dizi içinde. Evet. Arkadaşlar tabi sıralama yöntemleri var. Bu array short. Dizi sıralama. Şimdi bir de sıralama algoritmaları var. Bubble short, quick short gibi bir sürü sıralama algoritması var arkadaşlar. Bunları tabii ki bizim konularımızda şu anda yok o. Ama bunu o sıralama algoritmaları öğrenmenizi tavsiye ederim.